ve aradayken beklediğimiz açıklama geldi. Vaka sayıları hemen vaka sayılarını paylaşalım. O sıcak gelişmeye dair rakamlar ekranlarınızda olacak. Test sayısı bugüne dair 245.253 vaka sayısı 23.731 olarak açıklandı. Can kaybı sayısında bir yükseliş var. 117 can kaybı rahmet dileyelim. 7365 iyileşen hasta ve yine haritaya baktığımızda Ankara'nın da artık mavi bir renge büründüğünü yani artık aşılamada %75'in üzerine çıkan illerden biri olduğunu görüyoruz. İzmir'in ardından İstanbul'un da umarız kısa süre içerisinde mavi renkte olduğunu sizlerle paylaşırız. Bir de yurdun doğusundan bir il var. Hakkari, Hakkari'de de aşılama %75'in üzerine çıktı. Bunlar önemli gelişmeler. Bir an önce o kırmızı ve turuncu renklerin sarı ve maviye dönmesini istiyoruz. Birinci dost Türkiye ortalaması %68'e yaklaştı. Toplam aşı 3 doz 77 milyon 552 bin 661 olarak paylaşılıyor Sağlık Bakanlığı'nın verilerinde. Gelelim geride bıraktığımız günlerle kıyaslamaya tabloya baktığımızda 6-7-8 Ağustos tarihi itibariyle 23.000'den 23.900'den 25.000 ardından dün bir geri çekilme vardı. 22.699 ama bugün yeniden 23 23.000'in üzerine 24.000'e doğru vaka sayısını yaklaştığını görüyoruz. Ve son 4 gününde en yüksek can kaybı sayısı 6 Ağustos, 7 Ağustos ve 8 Ağustos'ta 101, 112, 108 olarak kayıtlara geçmişti. Bugün 117 can kaybımız var. Rahmet diliyoruz. Bir an önce e, haritanın tamamen maviye dönmesini, çünkü bu mücadelede en önemli silah aşı ve bir an önce aşıların hızla yapılmasını ve o oranların yukarı çıkmasını istiyoruz, bekliyoruz. Bu anlamda uyarılar yapılıyor yetkililerden. Lütfen o uyarılara da kulak verin. Gelelim haftalık grafiğe bir de haftalık grafiği paylaştığımızda Kurban Bayramı ile başlayan tarihi baz alıyoruz 20 Temmuz itibariyle 8780'den sonrasında 22000 bin... 291 3 Ağustos tarihi itibariyle bir zirve görmüştük ee, bayram sonrasında 24.832 bugün itibariyle de 22.699 affedersiniz dün itibariyle de 22.699'du bugün biraz daha 23.700'lere doğru çıktığını görüyoruz umarız en kısa süre içerisinde e, çok daha e, küçük rakamları sizlerle paylaşalım ya da paylaşmış olalım dedik.